Sevgili izleyiciler, Faruk Grubun Süleymaniye'de yaptığı turizm yatırımlarını öğrenmek üzere şimdi yola çıkıyoruz. Sevgili izleyiciler, Süleymaniye'lik gezintimiz devam ediyor. Şimdi Süleymaniye'nin en büyük gruplarından biri olan Faruk Grup'tayız. Yanımızda Faruk Grup'un yönetim kurulu başkanı Faruk Mustafa Resul var. Kendisiyle hem Süleymaniye'yi konuşacağız hem Faruk Grup'u konuşacağız. Bakalım bize buraları nasıl anlatacak kendisi. Bir merhaba diyelim, ondan sonra sohbetimize başlayalım. Efendim merhabalar. Zor spas bu bakar ben Kasaroki kompanyayı. Çok teşekkür ederim. Ben Faruk Grup'un yönetim kurulu başkanıyım. Faruk Grup bünyesinde birçok firmayı barındıran bir grup şirketidir. En büyük şirketimiz telekomünikasyon sektöründe hizmet veren Asyasel'dir. Asyasel, Irak genelinde 11 milyon kullanıcıya sahiptir. Musul'dan Basra'ya kadar herkes Asyasel kullanıcısıdır. Bunun yanı sıra bir internet şirketimiz de var. Bunun dışında fabrikalar ve diğer şirketlerimiz var. Irak devletinin en büyük 3 çimento fabrikası bizim bünyemizdedir. Bunlarda Fransız firmalarıyla ortaklıklarımız var. Turizmle ilgili de çok sayıda yatırımlarımız bulunuyor. Bunlardan Shari Jouan en çok önemsediğimiz otel projelerimizdendir. Bunların dışında sağlık sektöründe de yatırımlarımız var. Bir hastane yaptık ve bunu da Türkiye'nin en önemli gruplarından Acıbadem grubuyla ortaklaşa hizmete açıyoruz. Onlarla ortak çalıştığımız için çok memnunuz. Bir Türk firmasıyla ortaklık yapmaktan dolayı da mutluyuz. Hastanemizi yaklaşık 2 ay içinde hizmete açacağız. Evet, sağlık sektöründe böyle bir ilk adımı Türk hastanesiyle ortaklaşa attığımız için çok mutluyuz. O sanatay iş kırdırmanıyla... Efendim Faruk Grup'un bugünlere gelebilmesi, bu seviyeye gelebilmesi ne kadar sürdü, nasıl oldu? Ben 1975 yılından beri çalışıyorum. Eskiden de birçok şey yapıyordum ama 1996 yılında çok daha büyük işlere başladık. 1999 yılında Irak'a cep telefonlarını Asyasel olarak biz getirdik. Asyasel şimdiye kadar büyüyerek devam etti. Bundan sonra da grubumuz büyümeye devam edecek. Biz ülkemizi büyütebilmek için çok çalışıyoruz. Ben Süleymaniye'de doğdum, büyüdüm. Bu nedenle Süleymaniye'nin daha da gelişebilmesi için özel olarak emek veriyorum. Siz Süleymaniye'nin en büyük grubusunuz Faruk Grup olarak. Acaba Faruk Grup Türklerle çalışıyor mu? Türklerle ilişkiniz nasıl Türk firmalarıyla? Evet, dediğim gibi biz sağlık sektöründe Türkiye'nin önde gelen markalarından Acıbadem grubuyla çalışıyoruz. Acıbadem'in sahibi Muhammed Ali Bey ile birkaç kez görüştük. Kendisi çok büyük ve çok önemli biridir. Onunla şahsen tanışıp arkadaş olmaktan dolayı çok memnunum. Biz Irak genelinde sağlık sektöründe birlikte ilerlemeye karar verdik. Bunun ilk adımını da Süleymaniye'deki bu hastaneyle attık. Bunun bir benzeri daha henüz Irak'ta yoktur. Burada bir kanser hastanesi açmak istiyoruz. Irak ve Kürt halkı için en büyük hedefimiz budur. Ben şimdi Irak ve Kürt hükümetiyle bu konuda anlaşmalar yapıyorum. Peki efendim, bu kadar az önce saymakta zorlandığınız şirketiniz var. Bu şirketlerin Süleymaniye'ye olan katkısı nedir? Şirketlerinizde kaç kişi çalışıyor? Bölgeye nasıl bir ekonomik istihdam sağlıyorsunuz? Bizler sadece Süleymaniye'de değiliz. Bugüne kadar ilk adımımı attığım bu şehre hizmet vermek için uğraşıyorum. Doğduğum, büyüdüğüm şehre hizmet etmek benim için bir emirdir. Ben böyle düşünüyorum. Fabrikalarım ve şirketlerimin hepsi halkıma hizmet etmek için çalışıyorlar. Asyasel sadece Süleymaniye'de değil, Musul'da, Kerkük'te, Erbil'de, Basra'da, yani kısaca tüm Irak'ta hizmet veriyor. Hatta Bağdat, Irak devletinin başkenti olmasına rağmen bizim en büyük müşterilerimizden biridir. Bunu Musul takip ediyor. Ardından da Süleymaniye ve Basra geliyor. Irak devletinin vericilerini yapan en büyük şirket de bizim şirketimizdir. Ürettiğimiz vericileri tüm Irak geneline veriyoruz. Buradaki iş adamlarının çoğu yatırımlarını buraya yapmaktan öte yurt dışında yapmayı tercih ediyorlar. Buradan sadece para kazanmak istiyorlar. Acaba siz bu kadar büyük bir grup olarak buraya yatırım yapmaktan korkuyor musunuz?
ya da korkmadığınız için mi bu kadar yatırımlar yapıyorsunuz? Biz bu konuda her türlü işi yapıyoruz. Benim okul yapan bir şirketim var. Mersin'de ticaret yapıyoruz. Avrupa'dan aldığımız ürünlerle ilgili Mersin'de ticaret yapıyoruz. Mersin'den gelen mallarımız Halil İbrahim kapısından Irak'a geliyor. Saddam zamanındaki baskılar yüzünden Süleymaniye'yi önemsemediler. Bunu herkes duysun istiyorum. Şimdi artık Süleymaniye her gün daha ileri giden, yenilikçi bir şehir olarak her gün daha çok gelişiyor. Süleymaniye gibi diğer şehirlerimizi de kutluyorum. Ben de bundan çok memnun oluyorum. Erbil bizim başkentimiz. Kısa sürede bu seviyeye ulaştı. Süleymaniye, insanları birbirine saygılı, şairleri, yazarları, çizerleri çok olan medeni bir şehirdir. Süleymaniye'nin tarihi geçmişi çok eskilere dayanır ve çok geniştir. Ama zaman içinde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı burada ne siyasi ne de kültürel anlamda çalışmalar yapılamıyordu. Çünkü bunları yapabilecek doğru dürüst otellerimiz bile yoktu. İşte şimdi biz de bu nedenle çok büyük toplantı salonları olan lüks kaliteli oteller yaptık. Bunu sadece Süleymaniye için değil, Irak'ın her yerinden buraya gelip kalanlar için de düşünüp yaptık. Kendi içimizde toplantılar yapabileceğimiz salonlar da yaptık. Merkezi Dubai ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olan birçok şirketimiz var. Faruk Grup daha da büyümek için her gün çok çalışıyor. Başka ülkelerle de anlaşmalar yaptık. Süleymaniye'yi bütün dünyaya tanıtabilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bankacılık sektörüyle ilgili başka devletlerle anlaşmalar yaptık. Irak'ta çok büyük bir demir fabrikasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ben gerek Avrupa'da gerekse dünyanın başka ülkelerinde sürekli geziler yapıyorum. Bunun nedeni de oralarda gördüğüm güzel şeyleri ülkeme getirebilmek. Büyük bir şehir olabilmek için bunlara ihtiyacımız var. Efendim, sizin şirketlerinizde kapıdan itibaren görüyoruz ki gerçekten profesyonel bir çalışma sergileniyor. Halkla ilişkiler uzmanlarınız var, foto muhabirleriniz var, fotoğrafçılarınız var, CEO'larınız var. Dolayısıyla şirketleriniz profesyonel bir anlayışla yönetiliyor. Acaba bu sistemi yaparken dünyanın diğer firmalarından örnek aldınız mı? Şüphesiz diyorum ki bundan sonra çok daha iyi olacaktır. Çünkü artık sistem kuruldu ve bu sistem her türlü yanlıştan koruyacaktır. Biz artık kendi sistemimizi kurmuş büyük bir şirketiz. İstiyorum ki Süleymaniye'de kuracağımız bu hastane halkıma çok faydalı olsun. Faruk Bey, arkamızdaki resimden de gördüğümüz gibi buranın en büyük yöneticisi olan ve şimdilerde de hasta, kendisine acil şifalar diliyoruz. Mam Celal'le çok yakın bir dostluğunuz var. Acaba bu dostluktan dolayı hiç bugüne kadar siyasete girmeyi düşündünüz mü? Celal Talabani benim 1968 yılından beri tam 45 yıllık dostumdur. Onun gibi büyük bir adamı tanıdığım ve arkadaş olduğum için çok mutluyum. Çünkü bu kadar büyük bir adamla arkadaş olan kişi ondan çok şey öğrenir. Ben de öyle yaptım. Ben de siyasi yaşamda yer aldım. Eylül Savaşı'nda ben de içindeydim. Celal Talabani'nin grubundaydım. Faruk Bey, Türkiye'deki iş adamları iş dünyasında belli seviyeye geldikten sonra artık biraz sosyal sorumluluk projelerine yönelirler. Sizin bu anlamda çalışmalarınız var mı? Ben şimdi ülkem için uğraşıyorum. Çocuklarımızın ilkokuldan üniversiteye kadar parasız olarak okuyabilmeleri için okullar açtırıyorum. Fakir halkımızın çocuklarının daha iyi bir eğitim alabilmesi için uğraşıyorum. Bunu çok önemsiyorum. 12. sınıftan sonrası için onlara kolejler ve üniversiteler açmayı düşünüyorum. Zenginler için yapılanlardan hiçbir farkı olmadan onlar için de eğitim yerleri yaptırmak istiyorum. Halk için ayrıca tren yolları yapıp ulaşımda treni de kullanmak istiyoruz. Bunun ilk örneğini Süleymaniye'den Kerkük'e yapacağız. Bunun dışında Dukan'da büyük bir turizm alanının yapılmasına çalışıyoruz. Dukan Gölü civarında teleferik, çocuklar için eğlence alanları yapmak için çalışıyoruz. Efendim, siz burada ticaret yapan, birçok şirketi olan bir firmanın başkanı olarak acaba bölgenin yeterince güvenli olduğunu söyleyebilir misiniz? Türk firmalarının buraya gelmesini tercih eder misiniz? Önerir misiniz? Acaba Türk firmaları buraya geldiği zaman hangi alanlarda yatırım yaparlarsa daha karlı olurlar onlar için?
Şari Süleymani Şarika Ruy Amniyo. Sizin de gördüğünüz gibi Süleymaniye çok emniyetli bir şehirdir. Büyük şirketleri vardır. Süleymaniye'de Türk şirketleri de çoktur. Mesela benim şirketlerime baktığınızda sadece bende 3-4 Türk şirketi çalışıyor. Biz daha birçok Türk firmasının Süleymaniye'ye gelmesini ve buranın ne kadar emniyetli bir şehir olduğunu görmelerini istiyoruz. Biz Türklerle dostuz. Burada birçok Türk firması var ve biz de onlarla çalışmaktan dolayı son derece memnunuz. Sadan Kompanya Türkiye. Bu kadar çok alanda iş yapıyorsunuz. Acaba bundan sonra Faruk Grubun hedefleri nelerdir? Başka alanlarda yatırımlarınız olacak mı? Evet, anlatmaya çalıştığımız gibi Süleymaniye'yi tüm dünyaya tanıtmak için birçok programımız var. Size de bizi dünyaya anlatabilme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şehrimize tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ağzınıza sağlık. Zor Spas çok teşekkürler. Zor Spas teşekkür.